ateşi bile yeter. Şarkı gel beni meydan. Lütfen bilmem. Hastayım anino hakim adem. Ve bu halim gözü bütün alem. Büyü dedim beni flas hadi. Hadise'yle beraber daha projeler gelecek %100. Hadise çok iyi bir dostum benim. Çok saygı duyduğum, yüksek tuttuğum bir insan. Onunla kesin yeni projeler gelecek. Yeni şeyler geliyor. Albümüm gelecek yakında. Onun teklileriyle şu an çıkan her şey peş peşe daha birkaç tane daha gelecek. Sanatçılarla aslında yani ben böyle aktif şununla çalışayım ya da şununla çalışayım kafasında değilim. Eğer enerjiler tutuşursa, mesela tanışırım bir yerde, bir ortam olur falan filan, orada artistik görüşlerimiz diyelim uyuşursa, o zaman ben herkesle çalışmaya açığım. Dediğim gibi bazı insanların rap'i müziğine dahil etmesi de bence gayet normal. Çünkü yani en büyüğüz bro, rap yani şu an gördüğün gibi. Nazal Hanım merhabalar, nasılsınız? Nazal Hanım merhaba, nasılsınız? Birazcık sohbet etseydik, sizi gördük. Ne ara gördünüz? Yolda geçiyorduk, öyle gördük. Siz de araba bekliyorsunuz sanırım. Aynen. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyim. Hazırlık yapıyoruz bakalım yeni iş için. Evet, yeni bir proje var sanırım. Nasıl Aynen. bir proje olacak? Birazcık bahsedebiliyor muyuz? Kimlerle oynayacaksınız? Yani zaten yeni yeni açıklamalar yapılacak, onları bekleyin. Ondan sonra çıkacak. Arkadaşlar şu an... Peki, bir dijital proje mi, televizyon mu? Fox TV, Fox TV'ye. Evet. Güzel bir şey olacak, bakalım bekliyoruz. Yazı nasıl geçirdiniz peki? Güzel, bol bol tatil yaptınız. Aynen. Şimdilik de hazırlık aşamasındayız. Bakalım. Güzel. Peki bunun dışında neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiriyorsunuz günlerinizi? Sizi uzun süredir göremediğimiz için evet, konuşmak istedik biraz. Şu an yani. Şimdilik her şey yolunda. Hazırlık yapıyorum. Onun dışında da taksimi bekliyorum. Birazdan gelecek. Peki tekrardan bir tatil düşüncesi var mı yoksa sete mi hemen? Yani belki aralarda fırsat bulursam kaçacağım hemen. Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ olun, çok teşekkürler. Son olarak Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri dizilerinde oynayan Ezgi Mola, karavanla tatile çıkan ünlü isimler kervanına katıldı. Arkadaşlar araba manuel kuvvet. Açarız radyoyu, yol nereye biz oraya. Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'ndaki kardeşi Merve Dizdar'ın da karavan seyahatlerinde kendisine eşlik ettiğini anlattı. Şanslısınız çünkü gelip geçerken böyle bir küçük mola verdim. Ailemi gördüm işte, annemi, köpekleri falan. Çamaşırları yıkadım ve tekrar devam edecektim. Evet,
Karavanla tatil devam ediyor evet. galiba. Geziyorsunuz. Evet. Nereye yolculuk şimdi? Nasıl geçiyor karavan yani, tatili? Böyle birazcık şey doğaçlama aslında geziyoruz. Geçen sefer mesela denk geldi. Merve'ye gittim bir yerden aldım. Sonra yakınlarda kamping alanı varmış. Hadi takılalım burada ne güzel dedik. 4-5 gün orada kaldık. Ondan sonra çok eğlenceli ya. Ezgi Mola aynı zamanda sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın Alaçatı'da işlettiği mekana ortaklık da yapıyor. Alaçatı deyince de aslında sevgiliniz Mustafa Aksakallı geliyor akla. O ve mekanları. Alaçatı deyince Mustafa, Mustafa deyince Ezgi, Alaçatı ve Ezgi Mola geliyor akla. Valla evet. Nasıl bir sezon güzel. Geçiyor sizin için çok de? Çok şükür ya bizi... Misafirlerimizi hiç yalnız bırakmıyor, eğlenceli. Her yaz birçok ünlü arkadaşını mekanında ağırlayan Mola'ya meslektaşı Doğa Rutkay'ın sözleri hatırlatıldı. Çok yakın arkadaşlarınız geliyor aslında, bunu da sormak evet. istiyorum. Bu hesap durumu nasıl oluyor peki Ezgi Hanım? Yani valla o konuyla ben ilgilenmiyorum açıkçası. Doğa Rutkay şöyle bir açıklama yapmış. Hadi devam et bakalım. Da, ne demiş Doğa? Biz bir mekan açtık Alaçatı'da, dostlar yüzünden battık dedi de. Ama biliyor musunuz bu genelde... Bizim sektörde birçok insanın şikayet ettiği bir şey. Öyle Cihangir'de çok var battı, ben duyuyorum. Evet, doğru. Yok ya, bizim arkadaşlarımız, misafirlerimiz el geldiğinde teklif ediyorlar, ısrar ediyorlar. Biz de kendi içimizde bir denge bulup zaman zaman onları kırmıyoruz, zaman zaman siz de bizi kırmayın diyoruz aslında. Tatlı bir denge kuruyoruz. Bir tek Enis ocağımız incir ağacı. Her gün burada geldiği günden beri biz paylaşımlarını görüyoruz. Canım benim. Evet, olsuz olmasın zaten ya. Neşe saçıyor herkese. Ezgi Mola, Alev Alev karakterine hayat verdiği Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisine gelen eleştirileri de yorumladı. Cem çok eğlenceli, çok kibar. Seti çok konforlu bir oyuncu, yönetmen, yapımcı, senarist. Tek bir titre olmadığı için hepsini birini söyleyip ötekini söylememek ayıp olur. Çok keyifliydi. Geri dönüşler çok güzel. Mizah seveni sevmeyeni olan bir şey. Dolayısıyla göreceli bir şey. Biz içimize sinen bir şey yaptık. Ben hala izleyince gülüyorum, eğleniyorum. Evet. O yüzden de mutluyum vallahi. İyi ki yaptık. Başarılı oyuncu sezon sonunda bitirme kararı aldıkları Alice müzikaline sonbaharda devam edeceklerini açıkladı. Biz bitirecektik ama o kadar seyircimiz bizi yalnız bırakmıyor ki ne mutlu ki. Hadi biraz daha gidebildiği kadar gitsin. Yani kocaman bir ekibiz. 6 kişi dışındaki oyuncularımız, dansçılarımız, teknik ekibimiz gayet büyük bir ekibiz aslında arka tarafta. Hani bitmesin ya diye kıyamadık, biraz daha devam edelim. Gittiğim kadar gitsin dedim yani. Mola, uzun süredir beraberlik yaşadığı Mustafa Aksakallı ile tatil planlarından bahsetti. Peki bu karavan yolculuğunda size kim eşlik edecek diye sorup... Aa, inanılmaz. İnanılmaz, Mustafa Aksakallı da burada. Size de bir merhaba diyelim. Aslında şöyle alabilir miyiz Mustafa Bey çok kısa? Hafta içi böyle yoğunluğu bir tık az diye bir 3-4 günlüğüne kaçayım dedi. Yoksa onu yakalamak çok zor. Ben evde bile burada göremiyorum. 3-4 gün hafta sonu da atlatmışken... Evet. Ne zamandır da tatil de yapamadık. Benim için de, Ezgi için de. Ne kadar güzel konuştun. Teşekkür ederim. Bir tarafa gideceğiz. Şimdi tarafa götüreceksiniz. Bilmiyorum vallahi. Yol bizi nereye? Kafa gidiyorsun? Nereye? Biz oraya. Valla tam öyle, biliyor musun? Harika. Evet. Biraz aşağılara inelim dedik. Akdeniz'e doğru. Ama yani ne kadar gideriz bilmiyoruz. Otelimiz, arabamız zaten. Aynen öyle. Harika. Ay, o çok keyifli. Püfür püfür esiyor. Yani her şey zaten benim Yeni Çarşı Fuhu'nun ev resmini koydum. O kadar mutluyum ki. Evinizin kapılarını ilk kez açar mısınız bize? Bu da olmadı demeyelim. Çekmecede karıştırmak ister misin? O zaman biz size çok teşekkür çok ediyoruz. İyi tatiller size diliyoruz. De, size çok de. Sağ olun Ezgi Hanım, Mustafa Bey, sağ olun.